Şimdi Halkların Demokratik Partisi grubu adına İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu. Buyurun Sayın Katırcıoğlu. Süreniz 10 dakika. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinize günaydın. Hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi 2019 yılı Merkez Yönetim Bütçe Kanunu teklifi üzerine konuşuyoruz ve 6. madde üzerine konuşma yapmayı düşünüyorum. Ama tabii 6. madde üzerine konuşma yapmayacağım, tahmin edebileceğiniz gibi. Çünkü 6. madde ne diyor? Bütçe ödeneklerinin Cumhurbaşkanı'nca istediği gibi kaydırılabileceğiyle ilgili bir yetki belirliyor. Zaten bu böyle. Yani biz bunu vermesek Cumhurbaşkanı bunu kullanmayacak mı? Tabii şunu söyleyebiliriz. Bu Cumhurbaşkanı'na yetki vermek demek esasında hükümete yetki vermek demektir ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın danışmanı Mehmet Uçum'un söylediği gibi Cumhurbaşkanı aslında tek kişilik hükümet olduğu için Cumhurbaşkanı demeyi tabii ki kaçınılmaz olarak Cumhurbaşkanı demek zorunda kalınıyor. Şimdi arkadaşlar ben tabii ki eleştirel bir yerden birkaç şey söyleyeceğim. Bir kere yani komisyondaki arkadaşlarla da yaptığımız tartışmalarda ben anlamakta da zorlandığım bir husus var. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi şöyle bir algı var. Adalet ve Kalkınma Partisi 16 yıldır iktidarda ve inanılmaz işler yaptı. Kişi başına milli geliri şuradan aldı şuraya götürdü. Ve büyük bir efsane gibi de konuşuyorsunuz bunu. Fakat nereye baktığınız çok önemli arkadaşlar. Yani şunu söyleyeyim, bakın ben birkaç rakam size vereceğim. Türkiye'nin 2002 yılında, yani sizin yönetime geldiğiniz tarihte $3,660 milli kişi başına milli gelirimiz varmış ve bunu 10.547'ye çıkarmışsınız 2017 yılında. Tabii bu büyük bir başarı hakikaten, büyük bir başarı gibi gözüküyor. Ama başka ülkeler ne yapmış aynı dönemlerde diye baktığımızda, mesela başka bir ülke olarak Brezilya'dan söz edelim mesela. Brezilya'da da 2002 yılında kişi başına milli gelir $2,820'miş. 2017 yılında $9,821'a gelmiş. Yani aşağı yukarı aynı büyümeyi yakalamış. Arjantin 2002 yılında $2,579'miş kişi başına gelir. 2017 yılında 14.402'ye gelmiş Arjantin. Costa Rica mesela $4,062'miş 2002'de, 2017'de $11,631'a gelmiş. Yani arkadaşlar, yani sizin başarı olarak gördüğünüz şey size ait bir şey değil esasında. Tabii ki yani küçümsüyor değilim, sizin de katkılarınız olduğunu da kabul ediyorum ama bu zaten dünyanın ekonomik konjonktürü, ülkelerin, belli özelliklere sahip ülkelerin gelişmesine zaten yol vermiş. Ve siz de bu yolu yürümüşsünüz. Ve daha da bariz bir şey söyleyeyim size. Kişi başına gelir sıralamasında, bunlar IMF'nin rakamlarıdır. 2002 yılında Türkiye 72. sıradaymış. Şimdi kaçın sırada biliyor musunuz arkadaşlar? 67. sırada. Yani 5 basamak atlatmışsınız Türkiye'yi. Yani bu başarı mıdır? Evet, başarıdır diyebilirsiniz ama öyle efsane, işte şöyle yaptık böyle yaptık demek mümkün değildir arkadaşlar. Ben size söyleyeyim, yani bu konuyu Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ekonomi yönetimiyle ilgili yaptığı hataları tabii ki daha uzun vakitlerde daha uzun uzun konuşmak gerekiyor. Ama ben size yine bir başka rakamlardan giderek söyleyeceğim. Mesela diyebilirim ki 2002'de aldığınızda, tabii biliyorsunuz Kemal Derviş'in dizayn ettiği IMF programı vardı. İşte mali disiplinde şuydu buydu derken yüksek oranlı büyümeler elde ettiniz. Ki açıktır ki Türkiye'nin tarihsel gelişim içinde baktığımızda %7 civarındaki büyümeler başarılı olarak görülmesi lazım. Ama %7'nin altındaki büyüme oranları esasında çok da önemli olarak görülmesi gerekmiyor. Şimdi böyle baktığımızda 2008 biliyorsunuz işte krizin bizi değdi değmedi tartışmalarının olduğu yıldı. 2009'da 4.8 ekonomimiz küçülüyor. Bu makul bir şey çünkü dünyada böyle bir kriz yaşanıyor. 2008'de değilse 2009'da bizi vurdu.
Fakat 2010'dan itibaren, pardon, evet 2010'da 9.2 yakalamışsınız, bu bir başarı. 2011 yılında 8.8 yakalamışsınız, bu da başarı. Fakat ondan sonra arkadaşlar 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 hepsi çok kötü performanslar. 2.2, 4 civarında. Ancak 2017'de 7.4 gibi bir rakam yakalamışsınız. Bu tabii ki bir başarı gibi gözüküyor ama bu başarının arkasında da hepinizin bildiği gibi ÖTV, KDV indirimleri yatıyordu. Kredi Garanti Fonu'ndan fonlanmış olan bir sektör yapısı yatıyordu. Ve dolayısıyla da 7.4 yakalandı. Ama bu sene itibariyle, yani 2018'den söz edecek olursak, çakılmaktayız diye söyleyebilirim. Dolayısıyla da uzatmadan bunu buradan şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar, kötü yönetiyorsunuz. Bunu kabul edin. Yani yönetemiyorsunuz ekonomiyi. Siyaset de yönetemiyorsunuz bence ama ekonomiyi yönetemiyorsunuz. Çünkü rakamlar bunu söylüyor. Ben söylemiyorum. Bunlar TÜİK'ten alınmış olan rakamlar. Şimdi peki niye yönetemiyorsunuz sorusunun cevabı ile ilgili olarak, yine çok az zamanım kaldığı için uzatmayacağım ama arkadaşlar, 2011'den sonra, bu rakamların kötüleştiği yıldır bu. 2011'den sonra sizin kimyanız bozuldu. Siz ekonomiyi de Türkiye'yi de nasıl yöneteceğinizle ilgili olarak kafanız karıştı ve her şeyi merkezileştirerek halledebileceğinizi sanıyorsunuz. Her şeyi bir anlamda, ben yani söyleyeyim, her şeyi, şaka söylemiyorum, her şeyi merkezileştirerek bu işin içinden çıkabileceğinizi düşünüyorsunuz. Bu olmuyor arkadaşlar. Çünkü İbni Haldun'dan beri biliyoruz ki toplumlar merkezileştikçe kırılgan hale gelirler. Ve Türkiye'de kırılgan bir hale geldi. Hem ekonomik olarak hem siyasi olarak. 3 dakikam kaldı. Onun için daha hızlı birkaç şey daha söyleyeceğim. Şimdi Sayın Bakan dün açıklamalarda bulundu. Dedi ki işte enflasyonla ilgili ciddi adımlar atıyoruz dedi. Vergi kayıp ve kaçağı ile etkin olarak mücadele edilecektir. Bunun için bir kurum kurulacaktır dedi. Arkadaşlar, toplumun vergi vermemesi veya kayıt dışı kalmasının sebebi sandığınız gibi ekonomiyle ilgili değil. Türkiye bu konuyu doğru dürüst tartışamadı. Çünkü insanlar devletten korkuyor ama devlete güvenmiyor arkadaşlar. Devlete vergi vermek istemiyorlar. Bunu hepiniz biliyorsunuz bir şekilde. Dolayısıyla da sorun bu türden bir kurumun oluşturulması meselesi değildir. Sorun devletin gerçekten toplum tarafından benimsenen bir organizasyon olduğunu sağlayıcı kararlar ve tavırlar içinde olmanızdır. Şimdi ben baktığımda bunları maalesef göremiyorum ve bir de şeyden bahsedeyim. Diyebilirsiniz ki bu zaman zaman konu ediliyor ama şimdi arkadaşlar, algı operasyonu diye bir laf var. Çok da sık kullanılıyor bu operasyon. Fakat algı operasyonu yapabilmeniz için algı operasyonu yapacak aletlere sahip olmanız lazım. Ki mesela bizde yok o. Ama sizde çok var. Siz neredeyse Türkiye'de bütün medyaya sahipsiniz. Ve dolayısıyla da medyaya sahip olmaktan dolayı Sayın Bakan çok rahatlıkla konuşuyor. Efendim işte enflasyonu kontrol altına alıyoruz. Döviz kurları şöyle falan filan. Fakat alınan bütün tedbirler palyatif tedbirler, geçici tedbirler. Türkiye'nin ekonomisinin iyileşmesi için gerekli olan adımlar değil bunlar arkadaşlar. Ama şuna güveniyor Sayın Bakan. Nasıl olsa diyor, A Haber var. İşte ne bileyim, medyada birçok sektör, birçok televizyonu ve gazeteyi kontrol edebiliyoruz. Oradan bir algı yaratılıyor. Ben geçen gün kaldığım otelde televizyona bakıyordum. Allah Allah, A Haber. O kadar güzel şeyler anlatıyorlar ki, fiyatlar düşüyor, efendime söyleyeyim, dolar geliyor, şu oluyor, bu oluyor filan. Arkadaşlar, böyle bir şey yok. Bu algı operasyonu sağlayabiliyorsunuz bunu. Çünkü dediğim gibi, geçenlerde yaptığım konuşmada da altını çizmiştim. Çünkü Türkiye'de medya sektörünü siz tekelleştirdiniz. İnanılmaz bir tekelcilik var burada. Yani bunu da nasıl sağladınız? Bunu verdiğiniz ihalelerle sağladınız. Bugün Türkiye'de var olan televizyon şirketlerinin hemen hemen tamamı inşaat şirketlerine bir şekilde bağlı ve bu inşaat şirketleri de devletten ihale alıyor. Şimdi dolayısıyla da buradan algı operasyonu yapma şansınız var ve yapıyorsunuz da. Ama bir kez daha altını çizeyim ki bu çözüm değildir.
Onun ötesinde yani vaktim olsaydı konuşmak isterdim doğrusu. Çok az vaktim kaldı. Türkiye'de siyaseti de yönetemiyorsunuz bence. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı geçen gün Fatih Portakal adındaki bir gazeteciyle ilgili olarak hakikaten çok rencide edici bir laf etti. Arkadaşlar, insanların soyadları ailelerini ima eder ve her ailenin de kendine özgü bir ahlak anlayışı, bir... Sayın Hocam, tamamlayalım lütfen. Bir dakika. Evet, yapar. Şimdi siz portakal mıdır, mandalina mıdır, narinciye midir diye o kişinin soyadından giderek aşağılamak, özellikle bir cumhurbaşkanının ve millet ensende patlatır gibi bence şiddet içeren bir cümleyi sarf etmesi asla kabul edilebilir bir şey değil arkadaşlar. Ben sizlerle tabii böyle konuşmalar sırasında şunları söylemeye çalışıyorum. Ya arkadaşlar, bir şey yapın ya. Yani Sayın Cumhurbaşkanı bir şey söyleyin diyorum, demeye çalışıyorum. Ama biliyorum ki siz de bir şey söyleyemeyeceksiniz zaten. Çünkü Cumhurbaşkanı bir şey söylemek mümkün değil. Bunu sizler de biliyorsunuz benden fazla. Dolayısıyla da laflarımı, evet, sözlerimi bitirmek zorundayım. Zamanım bitti. Ama böyle Türkiye'yi yönetemezsiniz arkadaşlar. Bunu çok yakında göreceksiniz. Hepinize saygılar sunuyorum.